farkı bitirdim diyorsunuz. Onlar da size çıkabilirsin dedikten sonra arka trafiği kontrol ederek. Biraz düz gidin. Şimdi hatta burada bir duralım. Komisyonu bindirelim. Bindikten sonra ne yapacağız? Tekrar sus. Hadi bakalım. Yürüyelim önde başka yerlere. Tabii düz dursaydık araba geri kaçmazdı değil mi? Burada bir duralım dediysem o anda arabayı durdurmayın. Düzeltin öyle durdurun. Devam edin. Yer arayacağız. Şu an sınavda da mesela farzı misal böyle ne yaparsınız? Bekleyeceğiz. Geçin renkli bayı. Solunuza bakın. Sinyal zaten yanıyor. Geçin. O da ilerliyor. Tamam. Böyle birinci vitesle yer aranır. Şu an o 12'ye yanaşacak. Yavaş olun. Siz biraz daha böyle ilerleyelim bakalım. Olur mu? Olur. Ben de diğer o beyaz bir araba giriyor ya onu beklerim. Oraya yanaşırım. Tabii nasıl yanaşacağız? Sağ sinyalimizde. Nasıl ilerleyeceğim? Burada bekleyeceğim. O yapsın parkını. Hatta onun sarısına o girdikten sonra yanaşmaya çalışayım. Biraz yürü. Yürü biraz. Önüne geç onu. Kırsa. O sağ solunu yap. Yap solunu yap. Arabayı düzelt dur. Ne oldu? Şu an 15 numaraya geldik. O zaman 14'e geri gideceksin. Yoğunluk olduğu için sana hadi geriye taktıktan sonra bir daha ileri taktırabilir. Yoğunluk olduğu için yer bulamadık. Alın vitesinizi geri. Arkadaki araç çıkınca onu bekleyeceğiz. O şu an daha parkını yapıyor. Bekleyeceğim. Onun çıkışını zorlaştırmamak için sarıya yanaşmadı. O bir yapsın. Giremeyecek herhalde. Bu araç giremedi. İleri geri hakkını kullanacağım. Sınav anı böyle olacak yani. Gözünüz açık olması lazım. İlk bulduğun yere dur kurtul. Sonra bulamazsan böyle burada da süre kaybedeceğiz beklerken. Yapacak bir şey yok. Baba şimdi tam sağlı öne gitti. Tam solda geri gelecek. Parkını tamamlamaya çalışacak. Sonra çıkacak da biz yapacağız. Gel geri geri. O beyaz çıkınca gel. Sol yapıyoruz. Solu geri bırak. Şimdi bak arkana. 14'ü görünce duracaksın. Nereden bakıyorsun 14'e? Şuradan bakacaksın. Ne yaptın? Tamam kaybet. Normalde hakkın yok ama yer bulamadığımız için git. Çünkü zamanında duramadık. Önden yanaştık. İşte o yüzden böyle yanaşırken geri gerinizin de iyi olması lazım. Tamam şimdi parkı yapabilirsin. Güzelim senin elde sıkıntı var. Sen şöyle yapmıyorsun. Oturtup bak. Yani niye geçiliyor? Benimle yaparken geçiriyorsun. Kendin geçiremiyorsun. Oturtuyorsun sağ arka. Bunda bir şey yok. Yapın. Sağ arka. Bir de debriyaja iyi basın yani. Çünkü eksik bastığınız için böyle hard turt sesler geliyor. Normalde o sesler gelmemesi lazım. Hadi bakalım. Sağ taraf boşluğa gidiyor. Ben yukarı aynamdan köşeyi gördüm mü? Gördüm. Düzelttim tekerimi. Burayı her zaman gördüğünüz gibi ayarlayın. Solu yaptık. Şimdi aynadan takip edeceğiz. Olup olmadığını görürüz. Devam edelim. Devam. Yani olacağı belliyse de fazla da gereksiz yavaşlamayın. Boşluk var. Yukarıya geçelim. Tamam. Bakın. Paralel. Araba düzgün, kaldırım düzgün. Parkımı bitirdim diyorsunuz. Ben teker düzelttiriyorum. O size kalmış. Siz düzeltmeyin. Siz kolaya kaçın. Çıkalım.
Çıkalım komisyonu. Ben dedim diye değil. Ben her derste tekeri düzelttiriyorum. Park bitti mi ben adam gibi park yapacaksın arkadaş. Yamuk yumuk yapmayacaksın. Sınavda size çıkış sinyalini kim söyleyecek? Hocanız dışarıda olacak. Çıkınca duracağız, tamam mı? Tabii yamuk yumuk durmayalım. Araba düzgün çıksın. Aynı arkadaki araç gibi. Bak o nasıl hocasını bindirdi. Böyle aç kapa yapmasak. Kırsa burada duralım. O sağa hemen geri bırakalım. Komisyonları bindirdik. Ne yapmamız gerekiyor? Kalkış sinyali. Şimdi kalkalım, yola devam edelim. Şimdi U dönüşüne gidiyoruz. Tabii giderken de böyle ani frenleri bir göz atıyoruz. Kalabalık mı, sakin mi, nasıl diye. Şöyle fena değil. Sakin görünüyor. Az önce bayağı kalabalıktı. Gelene kadar döneriz herhalde. Orada bir kamyon geliyor ama uzak. Hafif gaz vermem lazım değil mi? Birdeyim ya, gaz vermem lazım. Hafif. O kadar değil değil mi? Sol sinyalinizi verin. Bakın mesela arkadaki araç göremedi. Şurada onu çekebilir miyim ama göremedi. Devam. Ya bu fren yaptı. İkiye yapalım biz de. Verin sağ sinyalinizi. Girin buradan. Ya düşünme yetilerimiz biraz zayıf genel olarak. Ortalayın. Hızlanalım. Hızlanalım. Arkamızda birisi yok. Yapalım. Evet. Şimdi ben orada birdeyiz. Gaz verelim, gaz verelim deyince niye gaza yükleniyorsunuz? Arabayı döndürün. Fazlası zarar zaten. Araba çünkü tam solda. Ben orada kamyon geliyor. Hani gaz verelim ki kamyon bize yaklaşmasın anlamında dedim. Şimdi hadi bakalım. Ben yukarı aynamdan takip ediyorum sarıyla mesafemi. Herkes kendi aynasından nereden bakıyorsa baksın. Şu an araba sola gitti. Düz tutun onu, oynamayın. Sola gitti mi ben hemen sola bakarım. Çizginin içindeyim. Devam. Burada genişledi ama neyse, çıkmayacak oradan. Çıkmayacak olunca bir müdahale etme. Tamam, arkada araç var. Duralım. Arkaya da dikkat edeceksiniz. Evet, şimdi kalkabiliriz. Buradan gidiyoruz. 3 numarayı daha işgal etmeyelim. Bakın, dörtlüsü yanıyor arabanın. Frene basmış. Geri geldiğini oradan anlayacaksınız. Açın sağ sinyalinizi. Beyazın arkasında sırada bekleyeceğiz. Yoğunluk olduğu zaman buradaki ani freni işgal etmeyeceğiz. Bu adam geri geliyor. Tamam, burada bekliyorum. Herkes sırasını bilir. Hiç merak etmeyin. Onlar yanaştıkça bize yer çıkacak şimdi. Şimdi aslında girebilirsin. Bak o geri gitti ya. Kırsa. Kırsa dedim mi? Tamam, sağ. Düzelt. Şu yanaşsın, yanaşacaksa. O bizden önceydi. Oraya. Gitsin. Bu yanaşsın. O senden önce sırada değil miydi? Değil mi? Tamam. Bu girmeyecek herhalde. Sıra bize geldikçe yanaşacağız. Uzun bekleyeceksek boş olur, bekleriz. Ama benim öğrencilerin ayakları çok sağlam. Hep bir de beklerler debriyajda. Bir de beklesinler. Acımayacağım onlara. Boşalmayı hoca öğretir de biz almayız. Hoca ne öğretirse inadına gideriz. Bak yerini ayarladı. Geri vites lambasına taktı. Bu burnunu katsın geçelim. Arabası karşıya baktı. Toplayacak tekerini. Bak o da düşünüyor. Nasıl toplasam diye düşünüyor. Takır takır yapan yok. Yürü bakalım. Sana ikiye geç dedim. Beş. Tabii sınavda da komisyon yürü dedi mi böyle gitmeyeceğiz. Yavaştan artık ikiye gidemem güzelim.
O stopu yapmasaydın gidecektim. Araba burnunu çıkarmışken ben onun önünden geçemem. Mantıken kaza yaparım. Zamanında debriyajı yavaş kaldırıp iyi tutacaktık. Tamam, şimdi yavaş yavaş gözünüzü seveyim, şu debriyajı zapt olun. Bulun kavramayı, tamam, tutun orada. Oynamayın, bir kere öyle gitsin. Ortalayın kendinizi. Tamam. Babamızı hizalayalım. Şimdi ne yapacağım? Hadi bakalım, ilk sağ aynamıza bakacağız. Bir şey olursa ilk sağdan göreceğim zaten. Aa, yakın biraz, yakın. Siz neden konuşmuyorsunuz? Tamam, siz ustasınız. Devam edin, gidelim bu parka. Ben olsam devam etmezdim. Hocamın öğrettiğini yapardım ama siz devam ettiniz. İş işten geçti, devam edelim. Siz sınavda çünkü demek ki bunu yapacaksınız. Ben oradan iki teyre biraz düz giderdim. Önüme baktım. Solumu kurtarayım. Durayım. Birinin aklıyla yapmayacaksınız değil mi? Ben kendi aklınızla. Meram'ın en karizmatik hocası. Ne oldu kız? Kapının arabası mı bozuldu? Kontrol edin. Yapacağız. Ya o gider zaten ya. Onur bilir işini. O gider zaten derken tanıyor musun sen? Vallahi güzel çalıştırıyor kadın. Belli yani dışarıda. Mantıklı iş yapıyor. Boş boş çalıştırmıyor diğerleri gibi. Hadi bakalım. Zaten kadın geçerken 3 işaretini yaptı. 3'e geçiyorum dedi sağ olsun. Solumuza, sağımıza. Toplayın. 2 numaraya geç. Her ders yapmıyor muyuz Sultan Hanım? Hatta 3'e gidelim. Arkayı bekletmemek için. Böyle oyalandığınız için. Verin sağ olsun yerinizi. 3 numarayı bekleyeceğim. Devam. Burada bekleyeyim. O çıksın. Ben arkadaki açılsın diye 3'e geldim. O da gitti, 1'e durdu. Ya sınavda mesela yakın olduğunda birisi de yakın demeyecek değil mi? Mesela ben ne diyorum? Yakın gibi hissettiğinizde düz gelme olayını yapın diyorum. Ama yapmıyorlar. Ben riske girmem. Sınavda ben risk almam. Bak mesela vuracak. Vallahi seyirdi geçti. Geri gelme hakkı vardı. Kullansaydı. Devam edin. Yürüyün. Önce güzelce ortalayın kendinize göre. Siz sınavı herhalde ders gibi zannediyorsunuz. Hoca yönlendirmeyecek. Siz kendiniz ortalayacaksınız. Kendiniz duracaksınız. Sinyallerinizi kendiniz vereceksiniz. Aynaları kendiniz kontrol edeceksiniz. Bak mesela gene dönerken vura yazdı. Çok sıkıntılı yapıyor o parkları. Nasıl bu sefer? Az önceki biraz gibi değil. Ama siz az önce yakındı gittiniz. Sol kurtardı. Biraz daha öne gittim. Ayarlamış. Tamam. Bu sefer de sola yakın oldu aslında yani. Sağa yakın olması daha mantıklıydı. Çıkalım bakalım. Vitesimiz. İşte düşünüyor hala. Sultan 1'e mi aldım diye düşünüyor. Evet. Kızım kendine çekip yukarı yaptın mı? 1. Keşke o vites kadar sinyali de düşünsek. Değil mi? Bir sinyal kırmızı hata. Bak bir daha söylüyorum. Bana bir daha sinyal sarı mı diye sorma. Bak 1'deki arabayı neden çıkartıp 1'e alıyorsunuz? Ya ne yaptığınızdan siz bile emin değilsiniz. Kırın sen. İşte böyle sınavda ne diyor biliyor musun komisyonlar? Bu diyor sürekli vitese bakıyor. Onu yapıyor. Yani bu diyor niye kendinden emin değil der. Solunuz. İsterseniz durun. Geri gelin. Mesela vuracak gibi olursa ne yapacağız? Ya düz ya da tam solla geri geleceğiz. Gelin 2-3 karış şöyle. Duralım. Vurmayacaktı da. Vitesimi 1. Tam sağ. Yavaş yavaş yürüyeyim. Kavramayı bulayım. Durdum. Komisyonu bindiriyorum. Hemen aynalarımı kaldırıyorum. Yolda. Şimdi yola devam. Sol sinyali açmışsınız. Devam edin.
Solunuzu kontrol edin, araç gelirken çıkmayalım. Aynamızda dubayı geçtiyse vurmayız. Geçmediyse vurma ihtimali var. Hadi. Biraz açabilir miyiz? Toplayın. Bir, iki. Şu aynamızda bu dubayı geçsin. Şimdi sağ. Yola devam.